Benim söylediklerim doğru. Şu Tarkan'ı abartmayın diyorum ya, al işte. Aynı havayı yapıyor. Bakışların da aynı, bana bakışların. Demek ki... Kızım orijinal olmasa... Neyse. Bu ne yapar? En çok düet yapmak istediğim sanatçısınız. Evet. Oturunuz yerine. Oturunuz yerinize. Çok teşekkür ederim. Hele biz arkadan yüzünü de görmediğimiz için, benim için Tarkan'dı, müthişti. Çok teşekkür ederim. Rıdvan, çok tebrik ederim. Sen niye okul yaptırmadın? Ona da bir cevap ver ama. Şarkı söylemiyor musun? Yaptırdık yani. Söylemeye, reklam etmeye gerek yok. Al bakalım. Hayal dünyamda. Senin gerçeğin bunu söyleyemedi. Senin gerçeğin bunu söyleyemedi. Ya söyleyemedi ve söylemek istememişti. Bu kadar basit bir cevap. Söylemek istemedi. Yapılanlar herhalde söylenmez Tuğba'cığım diyebilirdin. Onu sen düşünmeliydin. Kardeşim benim de söylemeye gerek yok. Kızım gelinim gibi. Hayır. Tabii. Benim işim bu, onun işi de o. O yanlıştı. Profesyonel insanlar kendilerini savunacak hiçbir yer olması gerekmez. Tarkan'a kendilerine sorulduğu an, sorulduğu an, o anda cevap vermeleri lazım. Bu profesyonelliğin şartıdır. İlla bir yerde kendileri kanıtlamaları gerekmez. Sorulan her soruya o an cevap vermek zorundalar. Sen de ilkokul talebesi gibi bir soruyla ne çıkıyorsun oraya? Ben ilkokul mezunu değilim. Ben ilkokul mezunu değilim. Profesyonelsin. Ben Tarkan'la aynı bandrolü alan insanım aynı yerden. Ben onu anlamam bile. Ama oraya çıkıp bu soruyla girilmez. Şimdi bak, o zaman ben sana şöyle güzellikle anlatayım. Bak şimdi, sen beni pek beğenmiyorsun, anladın. Hayır, Tarkan'a şimdi yap... Şimdi hepimizin bandrol aldığı bir ülkede Tarkan'ın cevap verememesi, bana karşı yanlış bir tutum sergilemesi onun eksisidir. Çünkü Tarkan'sın. Profesyonelsin. Ne soru sorulursa sorulsun. Bak, ne güzel cevap verdi. Yapılan şeyler söylenmez dedi. O şok oldu orada. Bak şimdi, milyonlarla insan karşısında. Şimdi, bu bir şov. Bu bir şovdur ya. Selebriti olmak ya şovdur. Ya sen onun şovunu yapıyor zaten. Sen ona ne şov eklemeye çalışıyorsun? Olabilir. Ben kendim... Sen kendi şovunu yapıyorsun. Burada da yapıyorum. Tamam, işte anlaşıldı zaten. Burada da yapıyorum. Durum o. O yaparsın, bu senin programın. Kendi şovumu orada da yaparım, burada da yaparım, bu sokakta da yaparım. Bu senin programın olduğu için yaparsın. Hayır, her yerde yaparım, istediğim yerde yaparım. Git bakalım şimdi orada Celine Dion söylerken çık öyle. Sen niye okul yaptırmadın? Söyle yapılıyor, yapılıyor. Hiç kimsenin hem yaptığı yok. Hem de oradakilerinki daha mantıklı yapılıyor. Hiç ay olmasın. Neyse, ne konuşuyoruz ya? Bir kere, bir kere Ayşe Hanımcığım, orada yapılanları ben size hatırlatayım mı? Neler yapıldı? Ben görmedim bile onu. Ekrandan sen bana gösterdin. Ben onu hiç görmedim. Senin toplantıda, hayır. İstediğim toplantıda istediğimi sorarım, istediğimi evet söylerim. Ben oraya çağrılmışsam istediğimi yaparım. O onun için basit. Medyada sen yer alırsın. Oradaki olay yer almaz. Vay vay vay, ne güzel. Vallahi bu ben mu? Her zaman buydum ya. Sorun var mı? Doğru yani değil. Sorun... Bak, imaj maker burada. Hayır, sorun tabii yok. Sana bakalım, göre bu sorun var mu değil? Benim şahsen karakterim bu. İyi oldu bu. İyi oldu. Bak, bu doğru benim mu değil? Benim karakterim bu. Seninki de bu. Sorun benim mu var? Benimki doğal. Ya saçma yaptığın zaman saçmayı söylüyorum. Hayır, benim karakterim bu kardeşim. Sorun mu var? Terbiye diye bir şey söyledi bu kadın. Hayır, terbiyesizlik değil ki bu. Terbiyesizlik. Çağrıldığın tabii yerde istediğini yapabilirsin. Sen oturduğun koltukta davetlisin. Hayır. Kalkın merdivenlerden. Hayır. Tarkan niye okul yaptırmadın sen diye giremezsin eleştiri konuya. Eleştiri yapmak istediğin bir insana şunu söyleyebilirsin. Tuğba'cığım, yapmış olduğun şeyi bir kısım beğenebilir, bir kısım beğenmeyebilir. Ama ben tasvip etmiyorum diyebilirsin, terbiyesizlik diyemezsin. Ben şimdi burada bir program yaptığımıza inanıyorum. Konuklarımız var, onlara İnsanların son derece terbiyesiz oluyoruz. Olmaz, onlar buraya kabul edeceksin. Hava almaya gelmediler, program olabilir yapmaya geldiler. Olabilir, terbiyesizlik diyorsun ama olmaz ki. Bence terbiyesizlik, sen hayır diyorsun. Hayır arkadaşım, değil. Yani dur dinleyelim canım uzmanı. Evet, sonuçta zaten hani biraz evvel öz imaj ve algılanan ilk soruyu bunun soruyor. Terbiyesizlikle ne ilgisi var? Çok ayıp ben oluyor Ayşe Hanım. Ben terbiyesizlik olarak görüyorum. Olmaz. Valla. Hayır. Burada sizi herkes de istediğin istediği yerde söyler. Programın dışına kaçtığımız kendi için de son derece ayıp oluyor konuklarımıza. O zaman yapıp yapıp sonra ayıp oluyor demeyin. Burada konuyu siz uzattınız. Sen uzatıyorsun burada durmadan Tarkan'a söylediğin soru. Durmadan. Sen şimdi söyle. Bu güzel oğlanlar geldiler. İmajları yerinde mi? Ne diyorsun? Pantolonun içinden gömleği. Evet, evet. Ben de bugünden sonra yalnız buradan duysun herkes. Terbiyesiz diyen annem gibi sevdiğim bir kadını artık bağrıma basamayacağım. Herkes duysun. Yanlışlıkla bunu söylüyorum ama artık ben dayanamam. Çünkü benim
kişisel, kendime göre bir saygım var. Kimse benimle bu şekilde konuşamaz. Çok kim özür dilerim Tuğba. Ben olmaz. Terbiyesiz olarak olmaz konuklarımıza olmaz. Yaptığımız terbiyesizlik. Yok hayır, sen bana olmaz. Peki. Teşekkür ediyorum. Peki. Şimdi çıkarınca daha mı iyi oldu diyorsun? Bir ayağa kalkar mısın? Bilir misin lütfen? Şöyle. Şöyle ortaya